Merhaba, Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Nuray Mert'le soru cevap programı ile karşınızdayız. Türkiye tarihi bir seçimi geride bıraktı ama Türkiye'de yurttaşlar, halk ilk turda herhangi bir adaya tam anlamıyla onay vermedi. Seçim ikinci tura kaldı. Geçici sonuçlara göre ilk turda %49,51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan'la %44,88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. Şimdi seçimlerle ilgili, ilk turla ilgili bu sürece gelene kadar neler yaşandı, neler bitti, ne oldu, ne olmadı konuşulacak çok şey var. Hemen Nuray Mert'e merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Hocam, Kemal Kılıçdaroğlu oyların %44,88'ini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı 49,51 aldı. Neticede seçim ikinci tura kaldı. Şimdi en çok muhalefeti konuşmak istiyorum burada. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten 20 yıllık bir iktidarı, bu seçim sürecinde aslında en çok konuştuğumuz şey muhalefet oldu. Üzerinde durduğumuz şey muhalefet. Bir değişimin temsilcisi olabilecek mi? İnsanlar muhalefete yönelecek mi? Bu soru gündemdeydi. Birçok yorumcu, özellikle muhalefeti takip eden siyaset bilimciler, yorumcular, gazeteciler ve anket şirketleri ilk turda bitebileceğini, bitmezse de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde tamamlayacağını söylüyordu. Fakat böyle olmadı. Hadi ilk turda bitmedi ama Kemal Kılıçdaroğlu da yarışı önde göstermedi. İlk turda gördüğümüz budur. Ne dersiniz? Nerede yanıldı bu insanlar, kamuoyu, toplum, muhalefet seçmeni? Şimdi dediğin gibi konuşulacak çok şey olduğu için ve bir sürü başlık altında konuşacağımız için önce bir şey söyleyeyim de karışıklığa, gürültüye gelmesin. İkinci turda sandığa gitmeme gibi bir tavır göstermesin kimse diye tavsiye etmek isterim. Çünkü bu sadece aradaki fark kapanır mı, gene de işte muhalefet başarabilir mi meselesi değil. Ki ne kadar başarabilir onu da konuşacağız, bu konuda ne düşündüğünü. Ne olursa olsun bir demokratik dengenin oluşması çok önemli Türkiye'de. Şu an itibarıyla %45 bir ittifak, Millet İttifakı, %5 bağımsız aday Sinan Ogan aldı. Yani 50'ye 50 gibi yaklaşık yarı yarıya bir ülkenin yarısı mevcut iktidardan yana bir güven belirtmiş oldu. Yarısı da bir bu mevcut düzene, iktidara, mevcut siyasetlere şu veya bu nedenle itirazı olduğunu beyan etmiş oldu. Bu demokrasi açısından önemlidir. Tabii bunu ne kadar dikkate aldığınız önemli. Mevcut iktidar hala yani aynı zihniyetle devam ederse bu diğer %50'yi hiç adam saymayabilir. Dikkate almayabilir ama yani hatayı da düzeltmenin yolu sürekli olarak o karşıda bir muhalefet dengesi oluşturmaya çalışmaktan geçer. O yüzden de işte kimisi hayal kırıklığıyla, kimisi hatta öfkeyle, kimisi boşverdicilikle nasıl olsa olmaz filan diye seçime gitmemezlik edebilir. O da ilk bakışta anlaşılır bir şey ama bana sorarsanız doğru bir şey değil. Türkiye'nin geleceği açısından da doğru değil. Yani bir itirazı mevcut siyasetlere dediğim gibi şu veya bu nedenle itirazı olanların da kendilerini tescil ettirmesi lazım. Bu açıdan önemli. Şimdi gelelim diğer meseleye. Şimdi mızıkçılık etmenin alemi yok. Yani bu sonuçlar tahmin edilemedi. Dediğiniz gibi kim tarafından tahmin edilemedi? Muhalefeti takip edenler, muhalefet kendini de muhalefette görenler ve kamuoyu araştırma şirketleri tarafından. Kamuoyu araştırma şirketlerine bilemem nasıl hata yaparlar, niye hata yaparlar. Ama kendini muhalefette olarak görenlerin öteden beri yaptığı bir iş var. Olmasını temenni ettiği gibi düşünme. Hani İngilizce'de wishful thinking denilen şey var ya, hele son ya pek de acaba yani öyle o kadar gördüğünüz kadar da garanti falan değil denilmesine bile kimsenin tahammülü yoktu. Hatta benim soğukkanlı baktığına, siyasette soğukkanlı baktığına inandığım yakınlarım bile
Ya işin o tarafı var, bu bir temenni değil yani, ben öyle olmasını istemiyorum. Ama hiç de böyle muhalefet ya havada karada kazanacak, zaten bu iş bitti gibi gözükmeyebiliyor falan demeye kalktığımızda gerçekten kavga falan çıkmaya başlamıştı. Son bu çok duygusal bir tepki. İşin bu tarafı yani, böyle olmasını istediğiniz gibi düşünmeye alışırsanız gerçekleri görmekten uzaklaşırsınız. Bu da çok yaygın bir zaaf muhalefet kesiminde. İkincisi işte toplumu işte niye bunlar oluyor? Yani niye hala AK Partisi'ni destekliyor insanlar veya mevcut düzeni? Gerçekten gittikçe meraklı hale geliyor. Çünkü özellikle de yani bıraktık işte kültürel kodlar, ideolojiler bile, korkunç bir ekonomik kriz var. Yani her toplumu, her iktidarı sarsmaya yetecek kadar derin ve hızlı bir süre içerisinde ivmesi büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Bunun bir tesiri, en azından bir tepki tesiri olması beklenir. Diğer faktörleri gölgede bırakması. Bunun olmaması gerçekten de oldukça tuhaf gibi gelebilir. Ama onun dışında, bu dediğim şeyin dışında, yani işte bu toplum cahil olduğu için zaten yapması gerekeni yapmıyor. Yaklaşımı da çok yanlış yaptıran bir şey. Çünkü bu işte böyle, vay işte okumuşlar bize oy verdi. Yok, şimdi seçim gecesi bile yani İstanbul'da öndeyiz falan, ki sonunda da önde olunmadığı da anlaşıldı. Ya bunlar bir şey ifade etmiyor. Bu iş cehalet mehalet meselesi falan da değil. Tümü ve bu böyle baktığınız zaman itici hale geliyor. Yani muhalefetin, bana sorarsanız, muhalefet tablosunu da belki işte bu ekonomik kriz falan filan etkiledi de bu derecede oy alabildi. Yani şimdi kızacaklar onlar ama yani sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün uzlaşmacı yaklaşımlarına, verdiği mesajlara, uzlaşmacı kişiliğine ve diğer altılı masa liderlerinde de aynı şey geçerli. Bütün bunlara rağmen ben sürekli yazıyorum, çiziyorum. Daha sonra da artık yani yıkıcı bir şey yapmayayım. Sanki benim yapmamla bir şeyin yıkılacağı falan da yok ya. Hani insan böyle kendini neredeyse suçlu hissediyor. Yani muhalefetin vitrini çok itici. Yani gerçekten çok itici. Ve özellikle de yani bu muhalefet, bu sisteme, bu son duruma, mevcut krize itirazı olan insanlar, yani şu anda muhalefet adına oy kullanmış olanlar dahil olmak üzere, onları da temsil etmiyor. Yani burada bir sıkıntılı bir durum var. Yani vitrini dediğimiz işte muhalefet adına konuşan hani bir iki yayın organı. Muhalefet adına yorum yapanlar bu yayın organlarında, ve de işte sosyal medyada ben yokum ama sosyal medyada her şey değil ama bir intiba oluşturuyor. Bu hala anlaşılamamış vaziyette. Ve daha ileri gideceğim. Hani şey deniliyor ya, işte iktidar büyük medyayı kontrol ediyor. İşte muhalefet kendini ifade edecek alanlar gittikçe daraldı. Bu doğru. Zaten otoriter rejimlerin en büyük önceliklerinden biri bu. Muhalefetin sesini mümkün mertebe kısmak, örtmek basmak. Bunu ya baskı yoluyla, işte ihtilaflı bir şey söyleyeni hemen işte yargılamak, hiç olmazsa gözaltına almak, korkutmak, olmadı hapse atmak diye cezalandırmak, televizyon kanallarına ceza, işte ana medyayı kendi kontrol, iktidarın kontrol ettiği alan içerisine çekmek. Bunun nasıl olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Yani iktidarı destekleyen sermaye grupları, ki iktidarı desteklemeyen de sermaye grubu pek olmaz. Malum, bu çok dikkate alınmaz ama bütün bu süreçlerin nasıl yaşandığını hepimiz biliyoruz. Kimse de AK Partili falan değildi ana medyanın sahipleri. Halen de değil. Yani AK Partili derken yani kökünden AK Partili, muhafazakar, işte o kültürel kodları falan savunan insanlar değildi. Herkes çıkarının peşinde. Büyük sermaye her zaman iktidardan yanadır.
Bizim ülkemizde tabii iktidar da bu gerçeği çok iyi kullandığı, manipüle ettiği için. Durum bu. Bu bir gerçek. Ama diğer taraftan şöyle bir durum da var. Şimdi biz 2002'yi hatırlayalım. Yani şimdiki durumun tam tersi Erdoğan ve AK Partisi için geçerliydi. Ben o günleri çok çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o zaman da hep ihtilaflı bir yaklaşımım vardı mevcut. Ana medyada ve belli çevrelerde ifade edilenin aksine görüşler ifade ediyordum. O zaman da 90'lı yıllardan itibaren hatırlayın, yani AK Partisi'nin 2002 yılındaki seçime girmesine kadar gelen sürece bakın. İşte bu parti iki kere kapatıldı. Yani bu partiye destek verenler, işte o anlayışa destek verenler. Bu iki kere kapatıldı. Medya kuruluşları böyle çok son derece zor koşulları altında, küçük. İşte stüdyoları ben çok yani konuk olduğum için, o zaman Kanal 7'ydi. Yani ondan sonra iktidar olduktan sonra çoğaldı bu cenahın şeyleri. Bir tek Kanal 7. O da zaten İstanbul Belediyesi'nin televizyonunu dönüştürülmüştü, yani özel televizyona. Fakat orada böyle bir pırıltı yaratıldı. Beğenin beğenmeyin. Yani insanlar orada bir dönüp bakmaya başladılar. Burada ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Ve seçim öncesinde AK Parti iktidara gelmeden seçim öncesini hatırlayın. Bende o dönemin şeyleri var. İşte herkes de zaten arşivden girip bulabilir. Kıyamet kopuyordu. Yani büyük medya inanılmaz bir dışlayıcı değil. İtham edici bir değil. İşte Tayyip Erdoğan'ın işte gene Taliban, işte Taliban değil o zaman, mücahitlerle, Hikmetyar'la, Afganistan mücahitleriyle, işte onların dizinin dibinde otururken resimleri, şunlar bunlar. Kıyametler kopuyordu. Ve bütün bu baskılara ve hatta bakın size şunu söyleyeyim. Yani böyle siyasete hevesli bu işlere meyilli insanlar bile yani AK Parti çevresini genişletmeye çalışırken bazı liberalleri ikna etti. Ama muhafazakar kesimden bile yani bunların da ne olacağı belli değil, başlarına her türlü bela gelebilir falan diye. Hani milletvekili teklif edecek adam bulamadıkları durumlar oluyordu. Ya bu süreç içerisinde. Bütün bunlara rağmen, yani ben böyle bir partisi güzellemesi yapmak istemiyorum ama bütün bunlardan alınacak dersler var. Bütün bunla yani mızıkçılığın bir alemi yok. İşte biz sesimiz çıkmıyor filan da. Ben bazen inanır mısınız bu şeyleri muhalefetin vitrini olan bir iki kanala bakıyorum da diyorum ki ya bunlar gerçekten şeyde olsa, yani sesleri daha çok duysa, yani kimse AK Partisi seçmeni onları dinlemiyordur. Yani bunlar böyle daha yaygın kanallarda böyle konuşuyor olsalar herhalde AK Partisi'nin oyu daha da yükselir. Yani hala çok üsttenci. Ya bugün bakıyorum hala Taliban diyen insan var ya. Yani hala ülke ya Talibanlaşacak falan. İşte böyle bakarsanız yani bu muhalefetin aldığı, yani bu vitrin, bu anlayış, öne çıkan, algı yaratan bu anlayışa rağmen aslında muhalefet çok oy aldı. Ben size söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de sıkıntı büyük. Vitrin Yani başarısızdı ama ona rağmen iyi oy aldı diyorsunuz. bana sorarsanız evet, çünkü çok büyük sıkıntı var. Bu şey demek değil, yani öbür tarafta hiç sıkıntı yoktu filan demek değil. Ama bu tepki yaratıyor ya, bu 1, 2, 3, 4, yani 40 kere görülmüş olması lazım. Daha neyin tepki yarattığı hakkında fikirleri olmadığını görebiliyorum. Yani bunu algılayabilmiş değiller ki hani bunun üzerine gidilsin. Diğer taraftan iktidar imkanları, evet yani iktidar imkanlarıyla seçime girmek başka. Sürekli olarak gözlenerek, takip edilerek, yok orada bir tık yaparsın, burada yapamazsın filan, yani baskıların ne kadar yoğun olduğunu aşikar. Ama buna karşılık da iktidar olmanın bu avantajlarına ve sonuna kadar tabii kullanılan iktidar partisi tarafından avantajlarına karşılık dezavantajları da var. Olan biten her şey iktidardan aslında sorulur. Bizim halkımız sormaz filan. Neyse ne kardeşim, yani sormayan olduğu gibi soran da çıkar. Yani bu ekonomik kriz,
Dediğim gibi yok deprem meselesi en son bir felaket. Ondan önce kayırmacılık senin, o benim, yolsuzluk iddiaları senin, aşikar bir şekilde liyakat prensipleri çiğneniyor. Bakın özgürlükler falan demiyorum. Daha önce de burada başka vesilelerle konuştuk. Acı gerçek şudur. Yani toplumların hiçbir toplumda, buna ileri Batı demokrasileri dahil, insanlar sadece başka bir şeyle örtüşmediği sürece sadece özgürlükler için oy filan vermezler. Bu acı bir gerçek. Ne yapalım? Yani böyle. Bunları boş verelim manasında demiyorum. Ama sadece işte bu iktidar özgürlükleri kısıtlıyor. Arkadaş, ben o görüşte değilim ama muhalefet görüşünde değilim ama onun görüşlerini söylemesi için Voltaire dediği gibi canımı bile veririm. Bu biraz afaki bir görüştür. Böyle olan insanlar vardır ama bunların demokratik rekabet içerisinde avantajları azdır. Yani bunu dediğim gibi önemsemeyelim. Hiç kimse önemsemesin değil. Tam tersine bunu önemsemeyip ve gerçekler üzerinden iktidar kurgulayanların da AK Partisi'nde olduğu gibi iktidar olabildikleri ve bunu koruyabildikleri halde aslında özgürlükler gibi çok seçmenin her zaman itibar etmediği değerleri dikkate alması gerekir. Çünkü aksi takdirde başka siyasal, toplumsal krizler neden oluyor bu. Önemsizliğinden dolayı değil, dediğim gibi. O yüzden yani muhalefetin neden insanlar neyi sempatik buluyor, neyi çok itici, özellikle iticilikten kaçınmak. Yani sempatik buluyor dediğimiz zaman orada da bir problem var aslında, popülizm. Yani insanların hoşuna giden her şeyi söylemek de bir toplumun selameti açısından çok makbul, takdir edilecek bir şey değil. Bunu AK Partisi iktidarından ve yükselen milliyetçilikten biliyoruz. Ama bu karmaşık denge içerisinde, yani popülizme savrulmadan, evet belli işte insani, demokratik, hakkaniyetli değerleri savunarak ama itici olmaktan kaçınarak özellikle bir denge tutturulması mümkündür. Ve bu dengenin tutturulamadığını biz görüyoruz. Dediğim gibi konuşmak buradan çok kolay, sahada bunu gerçekleştirmek zor. Ama ya bu gerçekleşecek ya da biz bu mevcut gerçeklerle yaşamaya devam edeceğiz. Mutlaka sormak istediğim iki sorum daha var. Bir tanesi tabii ki az önce siz de belirttiniz. Milliyetçi oylar. Sinan Oğan işte %5 gibi bir şey aldı. Milliyetçi Hareket Partisi %10. İYİ Parti'nin oyu var. İşte Ata İttifakı'nın, Zafer Partisi'nin oyu var. Bir yükseliş trendi görülüyor burada. Ne dersiniz? Yani işte bunu şöyle açıklamak Türkiye özelinde standart şekilde açıklamak mümkün mü, yoksa sizce özel sebepleri var mı? İşte Batı'da da zaten popülist sağ yükseliyor, işte aşırı sağ yükseliyor. Her yerde bunlar var. İşte Türkiye'de bundan etkileniyor falan. İşte göçmen karşıtlığı, mülteci karşıtlığı, işte sistem karşıtlığı gibi böyle açıklamak mümkün mü, yoksa Türkiye'ye özgü dinamikleri var mı sizce? Göçmen karşıtlığı, yani Batı'da olduğu gibi, yani mukayese edebileceğimiz bazı etkenlerden bir tanesi göçmen karşıtlığı, ama biliyorsunuz ki göçmen karşıtlığı evet böyle bir dinamik oluşturur gibi oldu. Yani Ümit Özdağ özellikle bunu diline doladıktan sonra orada bir itibar falan oldu. Hatta İktidar Partisi de kendini ona göre biraz toparlamak zorunda kaldı. Ama bizimki büyük ölçüde yani Türk milliyetçiliği göçmen karşıtlığı temelli bir milliyetçilik değil. Öyle olmuş olsaydı iktidar ittifakı en geniş milliyetçi ittifak. Oradan oyların, yani bu göçmen karşıtlığını daha öne çıkaran iktidar dışında, muhalefet çatısı altında ve dışında Sinan Ogan gibi onlara doğru akması lazımdı. Ve Sinan Ogan'ın oyu tek başına seçime girmiş birisi olarak, yani bir örgütlenme, bir şey yok. Fazla. Bu da bir şeyin işareti. Ama dediğim gibi pek çok faktör üst üste geliyor. Yani özetle Türkiye'deki milliyetçi, Türk milliyetçiliğinin yükselmesini biz göçmen karşıtlığı veya dünyanın diğer yerlerindeki yükselişlerle benzer noktalar olmakla beraber müstakil olarak değerlendirmek zorundayız. Onda milliyetçiliğin yükselmesinde bu yumurta tavuk meselesi şöyle ki, iktidarın milliyetçiliğe doğru, Türk milliyetçiliğine doğru
direksiyonu kırması, yani siyasal İslamcılıktan daha ziyade. Şimdi hala böyle muhafazakarlıkla cami, mamiye bunlar sembollerine çıkarılıyor deniliyor ama son dönemlerde hepimizin bildiği gibi yani dışarıdan destekçisi ve ittifak içerisindeki Milliyetçi Parti, MHP ötesinde AK Partisi'nin kendisi çok milliyetçi bir söylem benimsedi. Ve bunun tabii genelde topluma etkisi, iktidarın bu yönde ve bunu çok mahir bir şekilde popülerleştirmesinin etkisi var. Ama yine tersinden de düşünmek lazım. Bu siyasi ilişkiler karşılıklı ilişkilerdir. Diğer taraftan da milliyetçilik prim yaptığı için iktidar partisi oraya doğru yönlenmiş gibi gözüküyor ki genelde öyle olur. Yani popülizm ve bütün popülist akımlar için veya siyasetler için aynı şeyi söylemek mümkündür. Yani toplumda karşılığı olmayan bir şey değil, bir hassasiyetten yola çıkılır. Ondan sonra onun üzerine gidilip o daha da köpürtülmüş olur ve yeniden üretilmiş olur. Ama durduk yerde değildir. Hani işin nerede başladığı, yani milliyetçi hassasiyetler zaten yani onlar daha öne çıkarıyor. Bir tanesi siyasal İslam'ın iflas etmiş olmasıdır. Onun yerini dolduracak bir şey. Yani tutkal mahiyetinde bir özellik. Türkiye'de zaten bir ulus devletten bahsediyoruz. Kurucu ideolojisi aslında seküler kesim de dahil olmak üzere milliyetçidir. Yani ve 100 yıllık bir geçmişi var bunun. Daha fazla değilse bile. Türk milliyetçiliği fikri üzerine kurulmuş. Yani dediğim gibi seküler olanı da seküler kesimin de işte ulusalcı denilen milli kimlik, ulusal kimliğin ön planda olduğu bir ülkeden hangi ülke öyle değil diyebilirsiniz. Ama tabii yani özel olarak Türkiye'deki işte milli mücadele, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu bütün bunları dikkate alırsanız baskındır. İkincisi Kürt meselesi, biz Kürt meselesi diyoruz ama milliyetçilik açısından bir ayrılıkçılık akımıdır. Ve de tekrar tekrar sürekli olarak da böyle takdim edilmektedir. Türk milliyetçiliği söylemi içerisinde ve ulusalcılık dediğimiz seküler milliyetçilik söylemleri çerçevesinde bu baskındır. Yani bu tehdit, şimdi nitekim tesadüf değil. Cumhurbaşkanının bunu, yani ben Türkiye'de toplumsal barış açısından çok mahsurlu, çok tatsız buldum. Bu işte muhalefeti işte sürekli olarak işte ayrılıkçılarla el ele kol kola teröristlerle dediğim böyle bir tablonun içerisinde göstermeye çalışmış olması. Bu dediğim gibi istediğiniz kadar oy alın, bir ülkeyi yönetmek açısından pek hayırlı bir iş değil. Yani toplumsal barışı bozucu bir şey. Bu bütün muhalefeti töhmen altında bırakmak. Bir ikincisi Kürt meselesini bir terör meselesi olarak hep söylüyoruz, algılamak. Ama yani biz böyle düşünüyoruz diye toplum bunu böyle algılayacak demek değil. Toplumun kahir ekseriyeti, bakın seküler veya muhafazakar, bu Kürt meselesini bir ayrılıkçılık meselesi olarak görüyor. Ve bu çok tesirli. Ve maalesef Kürt siyaseti de bir türlü demokratik alan içerisinde toplumu ikna edecek bir daha, yani işte bir şekilde, evet çok dirençli bir şey. Yani bu kolay bir şey değil. Bunu Kürt siyasetini işte sorumluluğu Kürt siyasilerine, siyasi partilerine, çevrelerine, söylemlerine tamamıyla bağlamak çok büyük haksızlık olur. Ama oradaki kendi içerisindeki düşüşten de gördüğümüz, ben bunu tahmin ediyordum. Orada da bir boşluk var ve demokratik siyaset terimleri içerisinde ve özellikle de bu milliyetçi kamuoyunun veya milliyetçi söylemin etkisini kırabilecek bir şey üremedi orada. Bir söylem, bir güç, bir enerji, bir heyecan. Kürt siyasi hareketlerini, partilerini destekleyen Türkiye'deki sol, İşte demokrat çevreleri de buna katmak lazım. Ben sadece Kürt siyaseti diyerek zaten o bölge ve o bölgenin politikacıların, siyasetçilerin, hatta o parti içerisinden bölge dışından gelen Kürt olmayan
soldan ya doğrudan başka siyasi kimlikten gelen siyasetçileri kastetmiyorum sadece. Yani Türkiye'de Kürtlerin hak ve özgürlüklerini savunan, meseleye milliyetçilik perspektifinden bakmayı reddeden, barışçıl bir çözümün doğru olduğunu düşünen çevrelerin de dili maalesef görüyoruz ki hiçbir şekilde toplumu geniş kesimlerine en azından kulağını verebileceği bir söylem geliştiremiyor. Bu çok önemli bir iş. Yani genel muhalefetin zaafları gibi özellikle Kürt siyasetinde ve onu destekleyenler tarafında tekrar ediyorum. Yani sadece o bölgeden çıkan insanların meramlarını anlatmaları çok daha zor. Zaten onun dışında dış çeperde belki entelektüellerin, aydınların filan demokratların bir rolü olursa bunların çok kısıtlıdır siyaset üzerinde rolü ama bir rol olursa belki hani daha böyle ara bir alanda olduğu için insanları ikna etmek açısından olabilir. Maalesef ama Türkiye'de Kürt siyasetlerine yakın olanlar destek, hak ve özgürlükleri destekleyenler bu dili geliştirebilmiş değiller. Ve de tamamıyla böyle bir körü körüne bir destek sesi çıkıyor oradan yani kimse alınmasın kusura bakmasın. Öyle olunca da kimse kulağını kabartmıyor. Dediğim gibi milliyetçiliği kırmak zordur Türkiye'de özellikle. Bir de devlet tarafından, devlet tekelinde uygulanan yani bir o bölgeye işte oradaki hak ve özgürlüklere karşı uygulanan inanılmaz baskılar var. Ama bakka bu, bunlar var. Bütün bunlara rağmen bir şey yapmamız lazım. Anlatmaya devam etmemiz lazım. Burada da bir zaaf olduğu ortada. Peki son soru. Muhalefet ikinci turu alabilir mi? Yani ben seçim tahmini yapmaktan kaçınırım. Ya da alması için ne yapması gerekir? Ya imkansız görüyor musunuz? Valla yani şimdi yalan söylemeyelim. Ben şu tabloda öyle çok ümitkar yani ben değil zaten yani hiç kimsenin böyle aa ne güzel falan. Tabii bir şey %5 mi ya hiç bir mesele değil yani. İşte bir iki kişiyi daha dürteriz sandığa giderlik bir şey değil. Ama teknik olarak mümkün. O yüzden dediğim gibi zaten herkes tekrar sandıklara gitsin. Kaldı ki ben yani bu ihtimali düşük gören biri olmama rağmen dediğim gibi demokratik bir dengenin oluşması açısından, demokratik bir itirazın tescillenmesi açısından bunu önemsiyorum. Ama yani alabilir mi? %5 fark da çok ciddi bir fark. Ve yani hala ben mızıkçılığın devam etmiş olmasının da olumsuz etki yaratacağını düşünüyorum. Yani belli ki muhalefet kanadı ya yenilmedik ayaktayız. İşte o futbol maçlarında söylenirdi. Yenildik ama neydi? Ezilmedik mi bir şey? Evet. Onun gibi bir tavır güven verici bir tavır, olgun bir tavır değil. Yani yenilirsiniz moral üstünlük sizde olur. Her zaman ben bunu altını çizmeye çalışırım. Moral üstünlük diye bir şey vardır. Yani yenilmek yenilmek işte evet yani birisi yenecek. Hala iktidar hiç zannedildiği kadar demek ki yıpranmamış. O veya bu. Ama siz kalkıp işte yani muhalefet kesiminin ben yabancı bir televizyon kanalında idim yorumcu olarak. Orada aralarda izledim yani işte muhalefet kanallarını ve muhalefet parti yani CHP'nin özellikle açıklamalarını. Yani tuhaf. Dediğim gibi gene aynı terimi kullanacağım. İtici. Yani kazandık da kazandık filan. Mesnetsiz bir iddia. Bu boşa düşürüyor. Daha önce de üstelik böyle şeyler olmuş. Yani verilerde bilmem ne olmuş. Daha önce olmuş yani. Beceriksizlik denmiş filan bir daha oluyor. Bunların hepsi itici. Kendi seçmenini de insanların canından bezdiren şeyler. Ondan sonra iki belediye başkanı çıkıyor. Yani ki herkes bunu diline doladı haklı olarak. Yani yine hala böyle bir anlaşılmaz bir şey şekilde, anlaşılmaz bir tablo. İşte ikisi yok hiç ona buna inanma. Yani iki saatliğine moral verseniz ne olur? Zaten sandık kapanmış. Yani daha ağır başlı olmuş birader. Demek isterim. Yani böyle gene bir beceriksizlik, gene bir sakillik diyeceğim hatta kusura bakmasınlar. Bir sakillik.
Bunlar bu 12 gün içerisinde zaten yapılacaklar sınırlı, ama belki biraz daha olgun davranılsa. Bunu demiyorum. İşte ne yapalım, adam kazandı. Siyasi literatürümüze, iletişim dilimize girmiş olan adam kazandı deyip çekilmek filan ötesinde. Ama bir gerçeği teslim etmek var. Bunu daha olgunlukla karşılamak. Buna rağmen devam etme şevki, telkini yapmak mümkün. Halihazırdaki muhalefet ve yine hala onları temsil ettiğini iddia eden medya, iletişim kanalları bu tavrı benimseyebilmiş değil. Dediğim gibi daha bu sabah bile Taliban'ın filandan bahsediliyor. Yani hatırlarsın sen, ben yazmıştım konuşmuştuk da. Ya bırakın şu Taliban'la kıyaslamayı. Yani şimdi haklıyken haksız duruma düşmek diye bir şey vardır. Yani Türkiye Taliban rejimi olacak filan derseniz buna kimse inanmaz, inanmaz. Olacak gibi değil yani. Üç kişi, beş kişi. Buna kulak veren insanla da dediğim gibi gene bu alınan oy fazla bile. Diyeceğim çok kızacaklar. Gökçe beni azat et. Yoksa dövecekler. Benim olduğum sen, Peki. ailem şu bu filan bunu izlerlerse. Çünkü herkes temenni zannediyor. Herkesin aklında. Yani birisi bunları söylerse Herkes aslında muhalefet yenilsin istiyor filan gibi algılanıyor. Yani ben bundan çok çekmiş bir insanım. Kaç duymak senedir. istediklerini dinlemek istiyor bir de yani. Evet, yani hala işte bütün sorularının cevabı belki en önemlisi bu. Yani duymak istediklerinizi, bu bireysel hayatta da böyledir. Yani dikkat edin, bakın bu benim yaşımda insanlar artık bunu tecrübe edecek durumdadır. Bireysel hayatta da birine bazı gerçekleri söylersiniz. Yani dostane bir şekilde. Yani bak işte şöyle yapıtsam bilmem ne falan. Aa, kendini savunmacı kişilik. Savunmacı kişilikler, dikkat edin, bakın yaşınız ilerledikçe de göreceksiniz. Kendilerini asla geliştiremezler. Yani verin onlara, dakika başı kendilerini savunsun. Savun kardeşim, yani böyle yapıcı bir eleştiri veya işte dostane bir şey kulak kapatıyorsa. Şimdi şeyde de böyle, siyasette de böyle. Yani yapıcı diyeceksiniz ki eleştiriye iktidar kulağını kapatmıyor mu? Yani onlar daha fazla kulaklarını kapatıyorlar. Eleştiriyi onlar baskılıyorlar. Ne kadar kulaklarını kapatıyorlar o belli değil. Yani özellikle Tayyip Bey'in yani kim ne diyor filan konusunda bunu dikkate hiç almadığını zannetmiyorum. Onu bastırmaya, sindirmeye, susturmaya çalışmak otoriter bir tavır ama hiç dikkate almıyor filan mı değil mi? Orası belli değil. Peki. Burada noktayı koyalım. Haftaya görüşelim. Herhalde seçimden önceki yayın olacak haftaya. Ondan sonraki hafta Evet. yapacağımız yayında ikinci turdan sonraki yayın olacak. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Kolay İzleyicilerimize de gelsin. veda edelim. Sağ olun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili Medyaskop izleyenleri. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.